Herkese iyi akşamlar. Tohum Otizm Vakfı tarafından düzenlenen webinarlar dizisine hoş geldiniz. Bu akşam erken çocukluk alanında çalışan eğitimciler ve uzmanlar için doğal öğretim süreci üzerine konuşacağız. Profesör Doktor İbrahim Halil Diken ve Ayşenur Kekiç konuşmacılarımız olarak bizlerle. Hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Melis, Ayşenur, merhaba. Merhaba hocam. Konuşmacılarımız hakkında kısaca bilgi verip sözü kendilerine bırakacağım. Bir sorunuz olursa hepsini toplu olarak webinar sonunda alacağız. Ayşenur Kekiç, 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. 2009 yılında Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu'nda öğretmen olarak çalışmaya başlamıştır. 2010 yılında Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu'nda öğretmen olarak göreve başlamıştır. 2014 yılında Tohum Vakfı'nda formatör eğitimci olarak görevine devam etmiştir. 2020 yılında Amerika'daki Princeton Çocuk Gelişim Enstitüsü kısa adıyla PCDI'de aldığı eğitim sonrasında aynı yıl Destek Eğitim Birimi Eğitim Koordinatörlüğü görevine başlamıştır. Görevi boyunca onlarca çocuğun eğitim programlarını ve ilerlemelerini takip etmiş olup vakıf projelerinde gönüllü destek vermeye devam etmektedir. Ayşenur'un 9 yaşında adı adında bir kızı vardır. Profesör Doktor İbrahim Halil Diken, lisansını Avantis Advice Üniversitesi sınıf öğretmenliğinden, yüksek lisansını aynı üniversitede özel eğitim alanından, doktorasını ise erken müdahale, erken çocuklukta özel eğitim alanında Arizona State Üniversitesi'nden almıştır. Doktora çalışması sırasında 4 yıl erken müdahale uzmanı olarak aynı üniversitede erken müdahale kliniğinde doğal öğretim uygulamalarında bulunmuştur. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi'nde yardımcı doçent, 2008 yılında doçent ve 2013 yılında profesör ünvanlarını almıştır. Türkiye'de ilk ve tek olan erken çocuklukta özel eğitim yüksek lisans programını başlatmış, Türkiye Erken Çocuklukta Müdahale Derneği'ni kurmuştur. 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilim İnsan Ödülü'nü ve 2017 yılında doktor öğrencisiyle birlikte hazırladığı DÖDEM programı ile eğitim alanında Türkiye Bilişim Ödülü'nü almıştır. 50'den fazla uluslararası indekslerde taranan makalesi, 150'den fazla uluslararası ulusal bildirisi, 30'dan fazla kitap yazarlığı, editörlüğü bulunmaktadır. Diken, erken müdahale, erken çocuklukta özel eğitim alanında şu anda Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta, Türkiye'nin alanında ilk ve tek olan Engelliler Araştırma Enstitüsü'nün 6 yıldır müdürlüğünü yürütmektedir. İbrahim Hocam ve Ayşenur Hocam, buyurun. Teşekkür ederiz. Melis, ben böyle bir bio göndermemiştim. Bayağı güzel eklemeler yapmışsın. Emeğine sağlık. Ayşenur, sen de sesini aç istersen. Evet. Beraber götürürüz süreci. Evet, Tamam hocam. öncelikle ben Ayşenur, sen de bu Tohum Otizm Vakfı'nın bir üyesisin. Sen de davet edenler arasındasın aslında. Tohum Otizm Vakfı'na böyle bir webinar daveti için teşekkür ederim. Sonuçta aslında vakfın da mottolarından biri farkındalık, açıkçası erken farkındalık. Ben de yıllardır aslında doğal öğretim sürecine ilişkin bir farkındalık çabası içerisindeyim. Gerek ebeveyn çocuk etkileşiminin önemi, niteliği, gerekse de günlük rutinlerin çocuğun uyanık olduğu zamanların aslında birer öğrenme fırsatı olduğunu çocuk için. Bunun bir farkındalığı çabası içindeyim ve o yüzden de bu fırsatı sunup bu farkındalığı bir nebze duyan duymayan, duymuş olana biraz daha farkındalık katacak şekilde katkı sunabilirsek şahsım adına ne mutlu bana diyeyim ben. Teşekkür ediyorum davetiniz için. İyi ki katıldınız hocam. Sizlerden çok şey öğreniyoruz. Öğrenmeye de devam edeceğiz. Onun için çok Estağfurullah. Sağ teşekkürler olun. aktaracaklarınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi biz beraber aslında beraber doğal öğretim süreci adını verdiğimiz Tohum Otizm Vakfı'nın da partner olarak yer aldığı, aslında birazdan daha detaya gireceğiz. TÜBİTAK projesine dayanan bir süreçten bahsedeceğiz ve bu süreç sonunda da bugünkü oturum sonunda da aslında bir web sitesinin tanıtımıyla ve bu bir web sitesinden 5 kitaba ve onlarca videoya ücretsiz erişim sağlanabileceği ve bir sertifikasyon süreci de sertifika alınabileceği, yani bir mesleki gelişim platformu, bunun tanıtımını yapmış olacağız. Ama öncesinde bir
Doğal öğretim sürecinin ne olduğunu belki ifade etmek gerekiyor. Aslında bu dediğim gibi doğal öğretim süreci, bugün anlattıklarımız, içerikler, 14, TÜBİTAK 1001 projesinin aslında 114K 164 nolu projesiyle benim yürütücü olduğum ve araştırmacı arkadaşlarımla beraber Türkiye'de içinden iki doktora tezi ve bir yüksek lisans tezinin çıktığı bir projeyi daha sonra bir Avrupa Birliği Erasmus projesiyle ve geçen ay aslında 27 Şubat'ta bitti projemiz. 2 yıllık bir projeyle aslında Türkiye'de geliştirdiğimiz kitapları, hazırladığımız videoları İngilizce, Almanca, Makedonca, Macarca dillerine çevirerek ve bu ülkelerde partner üniversiteler aracılığıyla veya kurumlar aracılığıyla yaymaya çalıştığımız, Türkiye'den de Tohum Otizm Vakfı'nın parçası olduğu bir projenin çıktılarından bahsedeceğiz. TÜBİTAK projemizin sitesi sitedoğalöğretimprojesi.com diye, bunları tanıtacağım en sonda da. Bu TÜBİTAK projesinden açıkçası 4 tane çalışma ürettik. Az önce söylediğiniz gibi DÖDEM diye bir doğal öğretim sürecini özellikle Down sendromlu ebeveynlere yönelik eve dayalı uygulama müdahale programı olarak hazırladık. Sevgili Gözde Tomris'le beraber ve Türkiye Bilişim platformundan ödül aldık. Ayrıca ilk olarak bir yüksek lisans teziyle öğretmenlerin, okul öncesi öğretmenlerinin aslında doğal öğretim sürecine ilişkin bakış açılarını inceledik. Ve daha sonra okul öncesi öğretmenleriyle doğal öğretim sürecinin uygulanması ve etkililiğine baktık. Ve bu etkililikle beraber aslında Seçil Çelik'in, şu an doçent kendisi, doktora çalışmasıyla bunu gerçekleştirdik. Ve bir de projenin kendisinin içerisinden bir doküman, bir çalışma çıktı. Buna da yine bu sitenin içerisinden erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Site böyle gözüküyor bakın. Burada da gördüğünüz gibi 4 tane çalışmanın raporlarına burada yapılan çalışmalar kısmından çok rahat indirip erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ve Erasmus Plus projesi, yani Tohum Otizm Vakfı'nın da partner olduğu projede açıkçası 2 yıl süren bir proje oldu. Aslında Türkçe geliştirdiğimiz şuradaki modülleri, 4-5 tane modülü farklı dillere çevirdik. Biz İngilizce'ye çevirdik ve partner ülkelerde açıkçası şu an gördüğünüz bu site üzerinden burada farklı dilleri de siteye erişim sağlayarak, eğitim portalına da yine girerek İngilizce, Almanca, Makedonca ve Macarca buradan tüm süreçlere erişim sağlayabiliyorlar. Ve baktığımız zaman da benim yürütücü olduğum, Anadolu Üniversitesi adına yürütücü olduğum proje, benim yazıp hazırladığım ve beraberinde de Makedonya'nın, Tohum Otizm Vakfı'nın, Hamburg'dan, Medical School of Hamburg erken müdahale biriminden ve Macaristan'dan Ertuğrul Lorant Üniversitesi'nden ve Avusturya'dan da Dr. Manfred Pretis'in ortak olduğu bir proje. Bu projeyle beraber biz doğal öğretim sürecine ilişkin öğretmenlere, uzmanlara, bir erken çocukluk alanında çalışan özellikle uzmanlara bir içerikler hazırlamak istedik. Neden bunu düşündük? Yani bunun dediğim gibi özü TÜBİTAK projesine dayanıyor. Çünkü Türkiye'de de olduğu gibi yasal düzenlemeler, gerekse diğer ülkelerde de olduğu gibi yasal düzenlemeler artık kaynaştırma, bütünleştirme dediğimiz bir olgu üzerine ve Türkiye'deki istatistiklere de baktığımız zaman yıllardır açıkçası bu eğilim Türkiye'de de karşılığını bulmakta. Ne demek bu? Örneğin istatistikler bize gösteriyor ki Türkiye'de özel gereksinimli çocukların, eğitim çağındaki çocukların 1/3'ü kaynaştırma veya bütünleştirme ortamlarında eğitim alıyor. Veya okul öncesi düzeyinde baktığımız zaman kaynaştırma ve bütünleştirme ortamı 3 yaş çocuklar için zorunlu bir
dönem olarak veya bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Peki kaynaştırma ve bütünleştirmeye ilişkin yapılan araştırmalar ne diyor? Özellikle Türkiye'den bu araştırmalar arkadaşlar. Diyor ki öğretmenler, özetleyeceğim, okumayacağım bunları. Şunu diyor, yani diyor ki evet çocuklar diyor insan hakkı, çocuk hakkı kaynaştırılmalı diyor. Yani ne demek? Her akran, her çocuk kendi akranıyla birlikte eğitim almalı diyor. Bu çok bir doğal olarak bir insan haklarından veya bir toplumsal bakış açısıyla baktığımız zaman bir sosyal bakış açısıyla oldukça hak temelli bir uygulama. Ama diyor ki her çocuk kaynaştırılmalı mı diyor. Bu soruyu bir dile getiriyor. İkincisi de diyor ki tamam bence kaynaştırılmalı, olumluyum ama benim sınıfımda olmasın diyor öğretmenler. Niye olmasın diyor? Çünkü diyor ki ben bununla ilgili yeterince donanımlı değilim diyor. Yani lisans düzeyinde yeterince buna ilişkin eğitim almadım diyor. Nasıl çalışacağımı, ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Özel gereksinimli çocuklarla. Ve bu da pek çok öğretmen diyor ki benim iş başında mesleki gelişim programlarına ihtiyacım var diyor. Mesleki gelişim programlarına da baktığımız zaman mesleki gelişim programları farklı biçimlerde sunulabiliyor. Özellikle pandemi bize ne gösterdi? İşte şu an yaptığımız gibi çevrim içi. Aslında bunu da bir mesleki gelişim programı gibi görebiliriz. Zoom'un ya da hani o sosyal medyadaki şeyiyle çocuğun esprisiyle Zoom'un veya diğer platformların baktığımız zaman önemli bir araç olabileceğini, pek çok maliyet açısından karlı ve daha fazla kişiye aynı anda ulaşılabileceğinin ne yaptı? Bize altını çizdi. Aslında buna ilişkin zaten son 10 yıldır ilgili alan yazında işte web temelli veya çevrimiçi temelli, işte online temelli, online koçluk temelli, online danışmanlık temelli pek çok gerek psikoloji alanında gerek özel eğitim alanında ve diğer alanlarda çalışmaların zaten ciddi bir şekilde başladığını da görüyoruz. Çünkü pek çok avantajı var bu sürecin. Yani ne demek bu? İstediğin zaman, istediğin yerden bir internet bağlantının olup bir akıllı telefon veya bilgisayara sahip olman yeterli. Dolayısıyla bu da aynı anda 100 kişiye, 1000 kişiye atıyorum ulaşabilmen demek. Yüz yüzenin o pek çok riskini, güvenlik riskini, sağlık riskini ve maliyet riskini de minimize etmiş anlamına geliyor. Ve biz de aslında bu TÜBİTAK projesindeki yaptığımız Seçil Çelik'in doktora tezinde de şunu gördük. Türkiye'den veri topladık ve Eskişehir'den de açıkçası hem yüz yüze hem online aynı programa öğretmenleri dahil ettik. Ve araştırmamız bize şunu gösterdi doktora tezinde. İki grupta da doğal öğretim sürecine ilişkin anlamlı ilerlemeler var ve gruplar arası fark yok. Yani her iki grupta aslında öğrenmiş, kendine göre bir mesleki gelişim kat etmiş. Ama kesinlikle yüz yüze eğitim online'dan veya online eğitim yüz yüzeden çok çok daha iyiydi gibi arada bir anlamlı fark çıkmadı. Bu da neyi gösterdi? Demek ki gerçekten içeriği yazılı ve görsel materyallerle, yazılı ve görsel materyalin hedef kitlenin istediği, anlayabileceği, ilgisini çeken, çok fazla bilgiye boğmayan ve pratik bilgileri içeren, neyi nasıl yapacağını ona gösteren, bakın sadece söyleyen değil, yazan değil, gösteren, videolarla da gösteren içeriklerin karşı tarafta yani hedef kitlede karşılığını bulduğunun anlamına geliyor. Ve bu bağlamda da biz de açıkçası alan yazında kanıt temelli uygulama raporlarında birazdan da göstereceğim. Karşılığını bulan işte alan yazında farklı adlarla da olsa bile etkinlik temelli öğretim gibi, milieu dil öğretimi gibi Kaiser'lerin, işte Robin McWilliam'ın rutin temelli erken müdahale gibi veya embedded teaching dediğimiz gömülü öğretim gibi alan yazında aslında farklı farklı adlarla adlandırılsa bile aslında bunların hepsini detaylıca incelediğimiz zaman temel prensiplerinin, temel ilkelerinin, temel süreçlerinin
birbirine benzediğini görmüş oluyorsunuz. Ve biz de doğal öğretim süreci bağlamında burada aslında rutin, etkinlik ve geçiş temelli, yani red kağıdını verdiğim benim, bunların hepsini birleştirerek doğal öğretim süreci adı altında bir projeye dönüştürdük. Ve bu otizme özellikle, çünkü Tohum Otizm Vakfı ve şu an otizm temelli bir vakfın davetlisiyiz. Otizme ilişkin biliyorsunuz kanıt temeli uygulama raporlarında da ki NAC'ın 2009, NPDC'nin 2013, yine NAC'ın 2015, NCAEP'nin 2020 raporlarında da baktığımız zaman doğal öğretim, doğal müdahaleler veya doğal öğretim süreçleri kanıt temelli uygulamalar arasına aslında yer almakta ve dolayısıyla da baktığımız zaman bu anlattığımız süreçlerin kanıta dayalı sonuçların olduğunu, ki biz kendimiz de zaten çalışmalarımızda bunu gördük ve araştırmalar da bize, bakın, yüzlerce araştırma var bu konularda. Çocukların, aslında farklı gelişim gösteren çocukların, farklı yetersizliği olan çocukların, aslında tipik gelişim gösteren çocukların da özellikle bilişsel gelişimde, dil ve iletişim becerilerinde, motor uyum becerilerinde, sosyal ve duygusal becerilerinde anlamlı gelişmeler, anlamlı ilerlemeler olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyabiliyor. Özellikle de bu süreçlerin ebeveynlerle beraber yürütüldüğü zaman çok çok daha o anlamlı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet, Ayşenur, buraya kadar söyleyeceğin şeyler var mı senin de? Hocam harika açıkladınız açıkçası. Hep böyle ebeveyn temelli ev uygulamalarından bahsederken aslında ben de daha sonra eklemek isteyecektim bunları ama hazır yeri gelmişken size de söz vermişken söyleyeyim. Aslında uygulamalarda ailelerin katılımı, işte programların okul ya da eğitim ortamının dışında da devam ediyor olması, doğal öğretim ortamlarının günlük hayata aktarılıyor olması, işte çocukların genelleme sağlamasını, doğal ortamda öğrendikleri için doğal olarak pekiştirecekleri ortamda bulunmalarından dolayı öğreniminin kolaylaşacağına dair aslında çok etkili olduğunu söyleyebiliriz bu uygulamaların. Onun için aslında ailelerin özellikle bir de bu gözle dinlemelerini tavsiye edebilirim. Çok doğru. Şimdi doğal derken ne demek istiyoruz aslında? Doğallık, doğalın terimi, burada yine okumayacağım burada gördüğünüz görselleri. Doğal kavramı erken çocuklukta şunu diyor. Yani çocuğun kendini en rahat hissettiği kişi veya ortamlarda bulunduğu durumlar diyor. Yani gün içinde düzenli yaptığı, aşina olduğu, bulunmaktan haz aldığı kişiler veya ortamlar, aslında doğal bağlamlar, daha geniş ifadeyle doğal bağlamlar ve doğal kişiler anlamına geliyor. Şimdi doğal bağlam ve doğal kişi neden önemli? Şimdi herkes, şu an bizi dinleyen herkes bir düşünsün lütfen. Herkes için en rahat ettiği ortamda bulunduğu zaman, ne diyelim, evdesiniz, kanepenizde çok rahatsınızdır. İstediğiniz şekilde uzanırsınız. Hiç kimse sizi ne diyelim gözetlemez veya o rahatlığınıza bir şey diyemez. Sizin için en doğal an odur. Veya Melis'le Ayşenur diyelim, veya ben Ayşenur'la Melis'le bir paylaşımsal anlamda, sohbet anlamında oldukça rahat hissediyorumdur. Her şeyi karşılıklı paylaşabiliyoruzdur sözel olarak diyelim. Bu benim için bir başka kişiyle benim için oldukça doğal andır. Yani ne demek istiyorum? Doğal olduğumuz, doğal hissettiğimiz anlarda kendimizi daha iyi hissederiz. Performansımız daha ne olur? Daha üst düzeyde olur. Her ne açıdan olursa olsun, bu ister bilişsel performans, ister motor hareket, ister iletişim ve dil, çocuklar anlamında söylüyorum özellikle. Dolayısıyla doğal öğretim de diyor ki aslında çocuğun günlük uyandığı andan itibaren. Neden uyandığı an diyor? Çünkü öğrenmeler uyanıkken gerçekleşiyor arkadaşlar. Öğrenmeler uyanıkken gerçekleşiyor. Öğrenmeler, çocuktaki öğrenme ve gelişimsel süreçler, Ayşenur Hoca'nın sınıfta 40 dakikada 5, 10, 20 denemeyle yaptığı öğretimsel uygulamayla sadece gerçekleşmiyor. Çünkü onun dışında da hayat devam ediyor. Aslında o sınıf ortamında yaşantılar, sunulan sistematik öğretimsel yaşantılar günlük yaşamda da devam ediyor. Ve orada
Aslında kazanım orada da devam ediyor. Kalıcılık orada da devam ediyor ve genelleme orada da devam ediyor. O yüzden doğal öğretimi biz eğer okul bağlamına düşündüğümüz zaman eğer bir çocuk her gün Tohum Otizm Vakfı'na gelip diyelim sabahtan öğlene veya sabahtan akşama neyse o rutine alışarak aslında eğlenerek, haz alarak geldiği bir bağlamsa ve bu bir rutinse artık ona bu bir doğal ortam demek. Okul bağlamına baktığımız zaman okul öncesi kurumlar, özel eğitim anaokulları veya diğer okul öncesi kreşler, anaokulları, gündüz bakım evleri yine baktığımız zaman çocuklar için ev ortamından sonra en doğal ortamlar çocuklar için. Dolayısıyla diyor ki doğal öğretim süreci bu ortamlar içerisinde sadece sınıfta yaptığın etkinliklerle öğretim gerçekleşmez diyor. Gün içinde diyor rutinler, etkinlikler ve geçişler size, bize, biz yetişkinlere öğretim fırsatı sunar, çocuklara da öğrenme fırsatı sunar diyor. Bakış açısı bu aslında. Yani dolayısıyla diyor ki bana göre benim ifademle ne yapacağını ve nasıl yapacağını biliyorsan günün her anı aslında yetişkin için öğretim anı, çocuk için öğrenme anıdır. Ve şunu diyorum ben, öğrenmeler anlık yaşantıların anlamlandırılmasıdır. Anlık yaşantılar. Aslında bizim öğretimsel bağlamda da yaptığımız her şey birer anlık yaşantı. Ama unutmayın, bu kalemi Ayşenur Hoca benimle çalışıyor. Bak bu kalem, bu kalem değil. Olumlu olumsuz örneklerini gösteriyor, yaşantılar sunuyor. Sadece bu süreçte ben kalemi öğrenmiş olmuyorum. Kalemi dışarıda görüyorum, dışarıda dokunuyorum, evde görüyorum, başka yerde görüyorum. Birileri bana buna ilişkin kalem diyor ve bunların hepsi birleştiği zaman hani neurobilimin dediği gibi aslında anlamlı tekrarlar sonucu öğrenmeler oluşuyor. İşte bu anlamlı tekrarlar içerisinde doğal rutinler açıkçası gerçekten özellikle bunu ebeveynleri de sürece dahil ettiğimiz zaman oldukça anlamlı ve hızlı kazanımlar ve kazanımların kalıcı ve genelenebilir hale gelmesini sağlıyor. Bunu aslında pek çok gerek çocuk gelişimini anlamaya çalışan öyle diyelim. Gelişimi anlamaya çalışan pek çok uzmanımız da bunun özellikle altını çiziyor. Yani örneğin Piaget ne diyor biliyorsunuz? Diyor ki her çocuk aktif öğrenendir diyor. Yani otizmli çocuk da aktif öğrenendir, Down'lu da, CP'li de. Ama o aktif öğrenme biçimi, öğrenme stili, ilgisi farklıdır diyor. Bunu görebilmek çok önemli o yüzden. O yüzden bu gün içerisindeki kurumumuza gelen veya her ne yapıyorsak şu an bizi izleyen belki ebeveynler de vardır. Biraz oraya genelleyerek de anlatayım. Çocuğun bizimle birlikte olduğu her anda onun ilgi duyduğu, yapmak istediği ve söylemek istediği şeyler aslında çok değerli. Bronfenbrenner diyor ki bakın çocuğun uyanık olduğu zamanlarda çocuk ile en fazla zaman geçiren kişilerin çocuğun gelişimi üzerinde en fazla etkisi vardır diyor. Yani bu işte başta ebeveyn daha sonra öğretmen, eğitimci ve uzman. Samuel Fefeze diyor ki bu etkileşim karşılıklıdır diyor. Sadece çocuk ebeveyni ve öğretmeni, öğretmen ebeveyni çocuğu etkilemez. Bu etkileşim karşılıklı. Vygotsky ne diyor? Öğrenmede diğerlerinin rolünden bahsediyor. Hani Piaget'in o aktif öğrenen rolünün altını çiziyor Vygotsky Piaget'den sonra. Ama diyor ki aslında bir çocuk Piaget'in anlattığı gibi bu kalem bu nesneyle etkileşime girir, keşfedebilir bunu, tanıyabilir diyor. Ama bunun ne olduğunu Ayşenur bu çocuğa, İbrahim denen çocuğa kalem derse anlamlandırabilir ve öğrenebilir. O zaman burada işin içine ne giriyor bakın? Yetişkinin doğru ve uygun anlamlandırmalarda bulunması giriyor. Diğer teorisyenlere girmeyeceğim. Bandura'nın işte sosyal öğrenme kuramına hani çocuklar model alarak öğrenir, taklit ederek öğrenir, taklit için model gerekir gibi. Dolayısıyla da daha sonra sorularınız olursa da alırız arkadaşlar. O yüzden doğal öğretim süreci aslında tekrar söylüyorum. Çocuğun uyanık olduğu her anın değerli olduğunu. Eğer bu çocukta okul anı, kurum zamanıysa bu kurum zamanında çok değerli olduğunun altını çiziyor. Ve dört tane ilkeye dayanıyor aslında baktığımız zaman. Bunlar böyle kitaptan gösteriler. Bunları özellikle koydum. Bunu görüp de belki
Sonra siteden kitapları da PDF olarak indirmek istersiniz diye açıkçası. Dört tane bakın özellik var. Asıl olan şey ve tüm aslında çocuk gelişiminin temel ilkesidir bu. Çocuğun liderliğini ve ilgisini izleyin. Yani çocuğun liderliği ve ilgisi bize bir ipucu verir. Çünkü ben şunu merak ediyorum veya şunu merak ediyorum veya bunu merak ediyorum şeklinde. Yani dolayısıyla neyi öğrenmek istiyorsun, neye ilgisi var, ne yapmak istiyor ve ne söylemek istiyoru doğru anlarsak doğru yanıt veririz anlamına geliyor. Gün içindeki rutinler, etkinlikler ve geçişler birazdan bundan bahsedeceğiz. Bunlar bizim için bir öğretim ortamı olabilir. Adına öğretim demek zorunda değiliz. Zaten bunu hissettirmemeliyiz çocuğa. Öğretmenlik yapıyoruz gibi. Dolayısıyla burada daha oyun arkadaşı gibi, daha çocuğun liderliğini takip eden ve onu anlamlandıran, sözel olarak veya jest mimiklerle anlamlandıran yetişkin rolü çok önemli. Ve bakın çevre ve davranışla doğal ve anlamlı bir ilişki içinde olan çocuğun istediği, yapmak istediği ve söylemek istediği şeye erişimi aslında doğal pekiştireç anlamına geliyor. Yani ben bu kaleme ulaşmak istiyorsam veya bebeğe veya oyuncağa veya suya, meyve suyuna ona ilişkin aslında bir erişimim benim için doğal pekiştireç. Ve bunu yaptığımız zaman da aslında çocukta genelleme çok rahat bir şekilde sağlanabiliyor. Ve burada dediğim gibi çocuğun idealinin izlenmesi aslında şu görselde olduğunuz gibi kuşlarda olduğu gibi çocuk burada lider, öğretmen değil, yetişkin değil burada ama bu şu da demek değil yani hocam çocuk otizmli diye anlamsız ses çıkarıyor. Liderliği böyle ben de onu mu izleyeceğim? Hayır. Yani gelişimsel olarak çocuğa ne diyelim çocuğun uygun olmadığı araçlar, oyuncaklar, gereçler, davranışlar da tabii ki yönlendirici olmamız gerekiyor. Ama bu şu demek değil. Çocuk tamamen aldı. Bu nesneyle ilgileniyor. Bunu incelerken hadi gel bırak onu gel şimdi şununla oynayacağız demek. İşte çocuğun liderliğin ilgisinin izlenmemesi anlamına geliyor. Bu bağlamda aslında temel nokta duyarlılık ve yanıtlayıcılık dediğimiz iki tane temel kavram var burada. Yani ne yapmak istiyor çocuk, ne söylemek istiyor ve daha sonra da buna ilişkin çocuğa yönelik anlamlı girdilerde bulunmak. Birazdan bunların detaylarına gireceğim. Rutin etkinlik ve geçişler önemli dedik. Rutinler ne? Çocuğun gün içinde sürekli yaptığı şeyler. Bakın neler yapıyor çocuk? Yani ister evde ister okulda ayakkabısını bağlıyor, tuvaletini, çişini, kakasını yapıyor, elini yüzünü yıkıyor. Belki beslenme rutininde abur cubur yiyor arkadaşlarıyla veya oyun oynuyor. Oyunun bahçesinde bulunuyor, okulun bahçesinde bulunuyor veya düzen veya öğretmenlerin planladığı, eğitimcilerin planladığı etkinliklere dahil oluyor. Yani bunlar kitap okuma etkinliği, kesme, yapıştırma etkinliği, müzik etkinliği, serbest oyun etkinliği gibi okul öncesi bağlamını düşündüğünüz zaman bu etkinlikler söz konusu. Bir de geçişler var aslında. Yani bunlar mesela şu an gördüğünüz bir okul öncesinin yarım gün programının rutin ve etkinlik ve geçişleri. Bir de doğal geçişler var aslında. Etkinlikten etkinliğe geçiş, çocuğun sınıftan tuvalete gitmesi, tuvaletten sınıfa gelmesi, çocuğun sınıftan belki ne diyelim mutfağa gitmesi, oradan gel çocuğun sınıftan oyun alanına, oyun parkına gidip oyun parkından geri gelmesi gibi. Dolayısıyla bu geçişler, bakın üç temel olgu var dolayısıyla. Rutin, etkinlik ve geçiş ve bunların içinde inanın çocuklara kazandırmaya çalıştığımız amaçların pek çoğu bunların içinde gömülü bir şekilde var arkadaşlar. Renkler var, kavramlar var, fiiller var. Dolayısıyla isimler var baktığın zaman gerçekten ama bunun farkında mıyız? Ve bu işte bizim temel sorumuz bence. Evet. Ve bu rutinler aslında tekrarlayıcı öğretim fırsatları sunuyor. Ama bunun gelişi güzel bırakılmaması gerekiyor. Biraz planlı olmamız gerekiyor. Planlı olmak için de açıkçası burada baktığımız zaman neyi, nerede, ne zaman ve nasıl kazandıracağımızı planlamamız gerekiyor. Evet, bu doğal pekiştireçler de dediğim gibi aslında çocuğun istediği, yapmak istediği, söylemek istediği şeyler birer pekiştireç aslında. Dolayısıyla
Doğal öğretim sürecindeki stratejileri kullandığımız zaman bu doğal pekiştireçler bizim için çok güçlü birer araç oluyor çocuğun gelişimini destekleme bağlamında. Ayşenur, şimdi tohum nezdinde düşündüğümüz zaman gerek okul gerekse de rehabilitasyon sistemi bağlamında. Hani biz tabii şimdi biliyorsun bu doğal öğretim sürecini sanki bir özel şey pardon okul öncesi anaokulları gibi düşündüğümüz öyle düşündük. Yani TÜBİTAK öyleydi. Ama aslında burada hayatın her yerinde veya farklı okul sistemlerinde de değil mi? Rutin etkinlik ve geçişler söz konusu değil mi Ayşenur? Evet hocam, biz de aslında programlarımızı planlarken çocuğa öğretmek istediğimiz becerileri hangi alanlarda, hangi etkinliklerde çalışacağımızı hep planlıyoruz. Örneğin çocuk bir paket açmayı öğretmek istiyorsak, bunu aynı zamanda kesme programında da çalışabiliyoruz. Yiyeceğini paketin içine saklayabiliyoruz. Ya da bununla ilgili bize etkileşime girmesiyle ilgili bir hedefimiz varsa o paketi aç, belki de aç sözcüğünü almak için planlama yapıyoruz. Aç sözcüğünü öğretmek istiyorsak işte kapıyı açmasını, yiyecek kutusunu açmasını, kalemi kırıldıysa ucunu açmasını istiyoruz gibi. Aslında etkinliklerine, gün içinde çalışacağımız alanlara planlamalar yapıyoruz ve hangi alanlarda başarılı olduğu ile ilgili de veriler topluyoruz. Ve Evet. çocuklar bir hedefi gerçekleştirdikleri zaman artık aç kelimesini öğrendiklerinde bunun üzerine aslında genişletmeler yaparak çocuktan yeni kelimeler, yeni Evet. sözcükler Kapıyı istiyoruz. aç, kapağı aç, değil mi? Kutuyu Evet. aç. Evet. Kutuyu aç, kapağı açı duyduktan sonra beyaz kapağı aç, siyah kutuyu aç, değil mi? Büyük Evet. kutuyu aç veya büyük kapağı aç gibi. Evet. Yani aslında işte Tohum Otizm Vakfı bir diyelim vakıf okulu, bir tam gün okul baktığın zaman ve burada da yine rutin etkinlik ve geçiş var. Rehabilitasyon destek biriminiz var veya diğer Türkiye'de 3500 tane rehabilitasyon merkezi var. 40 dakikalık seanslar şeklinde gidiyor. 40-45 dakikalık hadi 50 dakika diyelim. Tam orayı net bilmiyorum. Geçiyor ve bu aslında seansların kendi içinde de rutin etkinlik ve geçişler var. Yani veya bunu düşünün, kuruma geldi çocuk, kurumdan karşıladınız, sınıfa kadar aldınız. Yine burada bir geçiş söz konusu. Bunu ev ortamında düşünün. Şimdi siz az önce Ayşenur'un verdiği örnekler üzerinden gidelim. Çocuğun özellikle otizmdeki en temel işlevimiz belki en başta çocuğun etkileşim başlatmasını sağlamak. Sadece sözel aç demesi değil, istekte bulunsun, talepte bulunsun. Bunu işaret de yapsın veya bunu ilk etapta belki ses çıkarsın veya kolumuzu çeksin neyse veya aç desin, daha üst düzey çocuktan bahsedelim örneğin. Dolayısıyla burada iletişim için iletişim doğal fırsat gerektiriyor. Yani gereksinim gerektiriyor. Bu doğal fırsatı nasıl sağlayabilirsin? Çubuk krakeri çok seviyorsa çubuk krakeri örneğin birazdan anlatacağım o stratejileri. Şeffaf kutuya koyup kapağı açamazsa ve sen başta diyelim çok küçük bir parça çubuk krakeri tattırıp daha da istemesi için o tadı alıp istemesi için ne yapacak? İstekte bulunacak. Fırsat yaratıyorsun. Ya klasik bir şekilde tabağı önüne koydun, çubuk krakerleri önüne döktün. Hadi ye demek değil. Yani hele beslenme anı gerçekten bizim için en doğal pekiştireçlerin yer aldığı öğretimsel, en etkili öğretimsel fırsatlarını yakaladığımız durumlar. Eğer biz bu anlattığımız, anlatacağımız süreçleri gün içine tamamen yayabilirsek ebeveynlerle beraber, az önce Ayşenur'un verdiği örnekleri ebeveynlerin de evde de yaptığını düşünün, o zaman gerçekten sadece genelleme değil, kazanım, kalıcılık ve daha sonra genellemeyi çok net bir şekilde ilerletiyor. Bununla ilgili yüzlerce, inanın arkadaşlar, çalışmalar var. O yüzden bizim, az önce Ayşenur da altını çizdi, gelişi güzel, yani bazen doğal öğretimi eğer sistematik bakmıyorsa insanlar genelde gelişi güzel öğrenme gibi algılayabiliyor. Doğal öğretim süreci gelişi güzel bir öğretim süreci değil arkadaşlar. Doğal öğretim süreci içinde üç neyi barındıran, neyi öğreteceğim veya neyi kazandıracağım, nerede kazandırabilirim, nerede kısmı çocuğun günlük rutinleri, geçişleri ve etkinliklerini ve nasıl kısmı da birazdan anlatacağımız stratejiler anlamına geliyor. Ne aslında amaç demek arkadaşlar? Yani kazanım ve amaç cümlemiz. Amaç cümlesinin de biliyorsunuz
işlevsel olması lazım, genellenebilir ve ölçülebilir olması lazım. O yüzden bunun detayları ilgili kitapta çok net bir şekilde anlatılıyor. Amaç cümlesi bizim için önemli. Neden? Çünkü ilgili az önce Ayşenur'un da dediği gibi, örneğin aç fiilini bağımsız bir şekilde üretmesi veya ilk etaptaki amacımız bizi taklit ederek, 5 denemenin 4'ünde taklit ederek bizi, örneğin kendini ifade etmesi olabilir baktığımız zaman. Dolayısıyla bunu bir ifadeye dönüştürüp ölçmeliyiz ki buna ilişkin edinimin üzerine de açı belki genişletmeye ilişkin yeni amaçlar yazabilirim arkadaşlar. O yüzden de açıkçası amaç cümlesinde bir takım özellikler var. Gerçekten o cümleyi okuduğu zaman bu amaç cümlesinin ne anlama geldiğini herkesin anlaması lazım, ölçülebilir olması lazım. Detaylara girmeyeceğim açıkçası ama burada örnekler var. Örneğin Ali 4 gün art arda 4 denemenin 3'ünde sınıfta gerçekleşen farklı etkinlikler sırasında bağımsız olarak farklı materyalleri keser. Baktığın zaman oldukça net, oldukça açık bir şekilde tam fiziksel yardımdan kısmi fiziksel yardım ve bağımsız yapmaya doğru amacın gitgide bakın bağımsızlığa doğru gittiğini görebiliyoruz burada. Evet, nerede kısmı rutinler, etkinlikler ve geçişler. Az önce anlattığımız şeyler aslında. Dolayısıyla bu amaçları gerçekleştirecek. İnanın düşündüğünüz zaman çocuğun gün içinde yaptığı rutinler, etkinlikler ve geçişler. Bu gerek okulunuz, gerek sınıfınız, gerek ev ortamında. Bu üç kavram temelinde, üç rutin, etkinlik ve geçiş temelinde düşündüğünüz zaman pek çok fırsatınızın olduğunu biliyorsunuz. Peki bir de nasıl kısmı? Asıl en önemli kısım belki burası. Çünkü nasıl kısmı içinde çevresel düzenlemeleri, ki az önce bir örneğini verdik Ayşenur Hoca'yla, yani ulaşılamaz hale getirme sosyal açıdan. Ve buna biz çevresel düzenlemeler diyoruz. Beraberinde de doğal öğretim strateji ve teknikleri. Bakın çok basit bir, bu yine kitapta var bu tablo örneği. DÖP adını verdiğimiz doğal öğretim planına aslında çocuk için ne yapacağınızı, uzun uzun amaç cümlesini yazmak zorunda değilsiniz. Ama sınıfınıza bunu astığınız zaman siz ilgili çocukla etkileşime girdiğiniz anda, bu çocuğun adı Ali ise diyelim, Ali ile neyi kazandırmaya çalışıyorsunuz? Nerelerde bunu çalışabilirsiniz ve nasıl hangi ipucu veya hangi yardımla bunu kazandırabileceğinizi tabloya dönüştürüp ara ara değerlendirmelerle de bunu sınayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim kitapta ve sitede, hem kitaplarda detaylıca anlattığımız hem de onlarca uygulama videosunu görebileceğiniz şeyi çok kısa bir şekilde özetleyelim burada. Ondan sonra da size siteleri tanıtıp sonra da yaklaşık bir saat olmuş olacak, bitirmiş olalım. Doğal öğretim sürecinde tabii ki bazen çok doğal fırsatlar doğabiliyor. Ne demek istiyorum? Örneğin sınıfta Ayşenur taşıtları çalışıyorsun, değil mi? Uçak ve diğer taşıtları çalışıyorsun. Ayşenur sesini açabilir misin? Açtım. Ha, o anda Tohum Otizm Vakfı okulunun üstünden uçak geçiyor. Değil mi? Oldukça doğal bir Evet. fırsat, değil mi? Yani Nasıl? pilot arkadaşın değil de, ya işte ben pilotum diyelim. Ya İbrahim'cim saat işte sabah 10 gibi bizim okulun üzerinden geç de ben de uçak çalışıyorum çocukla veya çocuklarla. Böylece bir doğal yaşantı sağlayayım. Böyle bir şey yok. Doğru mu? Maalesef. Ama öyle bir fırsat olabiliyor. Yani ne demek istiyorum? Taşıtları çalışıyorsan, yani okul öncesi özellikle temel kavramlar ve beceriler üzerine konuşuyorum ben şu an. Çünkü doğal öğretim süreci genel anlamda okul öncesi dönemdeki, özellikle de hele hele 2-6 yaş aralığındaki çocuklarda ciddi anlamda literatür söz konusu. Neden? Bu yaş dönemi çocuklarla biz ne çalışıyoruz? Düşünün. Temel kavramlar. Nedir bunlar? Vücut bölümleri, değil mi? Renkler. Değil mi? Temel fiiller. Al, ver, at.
Değil mi baktığın zaman? Mutfak araç gereçleri baktığın zaman veya evdeki ev ortamı ve evdeki araç gereçler. Yakından uzağa ilkesini düşünelim. Ondan sonra meyveler, sebzeler, değil mi? Taşıtlar. Taşıtları daha sonra sınıflandırıp işte havada veya denizde, karadaki taşıtlar. Değil mi baktığımız zaman? Temel sayı becerileri. 1, 2, 3, 4, 5, işte 10'a kadar sayma becerisi. Temel çok basit toplama ve çıkarma becerisi baktığın zaman. Yazı farkındalığı. Değil mi? Biraz daha yaş ilerledikçe. Ses farkındalığı, fonolojik farkındalık. Bunlar değil mi baktığın zaman? Yani bakın şimdi erken çocukluk dönemindeki ciddi ciddi kazanımlara, genel gelişimsel kazanımlar bunlar. Tabii otizm spesifiğinde konuştuğumuz zaman iş daha da spesifikleşebiliyor, değil mi? Mesela işte etkileşim başlatma, işte göz kontağı, onun içine de parçalara bölebiliriz. Dikkat, dikkati kendi içinde alt parçalara bölebiliyoruz. Daha da spesifikleşebiliyoruz. Neden? Çünkü sendrom odaklı bu çocukların spesifik olarak çalışmamız gereken durumlar oluyor. Ama örneğin göz kontağı veya sosyal etkileşim başlatma dediğin şeyler, dediğimiz yani sosyal iletişim, etkileşim temelli çalışmaları aslında diğer kavram ve becerileri öğretirken de çalışmış oluyorsun. Değil mi? Yani ben şimdi seninle göz kontağı kurmadan işte bu kalem veya bunun rengi, bunun büyüklüğü, küçüklüğüne ilişkin zaten o ortak ilgi ve dikkati kurmadan sen tavana bakarken ben bak kalem var elimde dememin bir anlamı yok. Çünkü bende değilsin. Ya da ben sende değilim. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla odaklanmayı sağlamak gerekiyor. Yani ne demek istiyoruz? Aslında pek çok kazanım ve beceri bu yaş grubunda aslında gün içerisinde doğal fırsatları da içinde barındırıyor. Renkler her yerde gün içerisinde, değil mi? Yani temel zıtlık kavramları her yerde gün içerisinde. Eşleme becerisi çalışıyorsun diyelim. Biraz daldan dala atlıyor gibiyim ama hani örnekleri vermek adına yemek masasında eşleme yapabileceğin babanın çatalıyla senin çatalın, annenin kaşığıyla senin kaşığın, kardeşinin tabağıyla senin tabağın baktığın zaman. Yani bir sürü böyle fırsatları barındırıyor. İşte diyoruz ki biz bu doğal fırsatlar çok önemli ama bir de daha bilinçli, daha sistematik bir şekilde de rutin etkinlik ve geçişleri kullanmamız gerekir diyoruz. Burada bu doğal fırsatlar yerine biz de fırsat yaratabiliriz diyoruz. Az önce aslında o çubuk krakerde örneği verdik. Çevresel düzenleme dediğimiz dört çeşit, özellikle dört temel düzenlemeyle aslında çocuklara öğrenme fırsatı yaratabiliriz. Veya çalıştığımız beceri veya kazanımları deneyimleme veya bunu edinme, kalıcı hale getirme ve genelleme fırsatını çalışabiliriz. Örneğin ulaşılamaz hale getirmede baktığınız zaman ne demek istiyoruz? Ulaşabileceği şeyi, istediği şeyi, doğal, onun için doğal pekiştireç olan şeyi hemen vermeyin diyoruz. Görsün, istesin, talep etsin. Bu diyelim Ayşenur senin için bir göz kontağıdır, senin için koyduğum amaç. Melis için belki verdir, İbrahim için işaret etmedir. Veya bir başka çocuk için gelip senin eteğini veya pantolonunu çekmedir, oraya doğru götürme. Yani amaç neyse her çocuk için bu değişebilir. Ama işte bakın bunu yaptığın zaman diyorsun ki ben senin ne istediğini biliyorum ama bana bunun için biraz çaba göster. Çünkü çocuklar tembelliği sever. Onun yerine birinin konuşmasını, onun yerine birinin açmasını, onun yerine birinin doyurmasını, değil mi? Söylemesini. Hele hele bir yetersizlikten etkilenme durumu varsa, özellikle anneler o annelik içgüdüsüyle aşırı koruyucu davranma dediğimiz davranışlarla çocuğun yerine yapabileceklerini de yapıyor. Bu neye yol açıyor? Çocukta gelişimsel gecikmeye ve o makasın daha da açılmasına yol açıyor. O yüzden o topu örneğin rafa koyma, arabayı rafa koyma, oyuncakları plastik kutulara koyma, yiyecek içecekleri plastiklere koyup onun açamayacağı, yardım isteyeceği, talep edeceği fırsatlar yaratmamız gerekiyor. Sınırlı oranda verme. Yemeği içmeyi çok seviyor veya oyuncaklarda diyelim
Küp yapmayı çok seviyor. Puzzle'ı çok seviyor. Geleneksel olarak yapılan şey ne? Puzzle'ı dökersin çocuğun önüne. Hadi oyna. Hadi yap diye çocuk da başlar puzzle'ı yapmaya. Halbuki her puzzle parçası diyelim bu taşıtlarla ilgili ise benim o taşıta ilişkin bir seçenek sunarak belki yaşantı sunmam anlamına geliyor. Model olmam anlamına geliyor. Neyi istiyorsun söyle vereyim anlamına geliyor. Dolayısıyla veya ilgili meyve suyunu bir bardak bardağa bir damla iki damla koy. İçsin. Tat alsın. Bir daha istesin. Bir daha istesin. Yani orada meyve suyu desin, bardak desin, ver desin, daha çok desin. Neyse. Bazı çocuklarda bu, bazı çocuklarda göz kontağı, bazı çocuklarda belki işaret etme, bazı çocuklarda diye belki ses çıkarma. Yani neyse bu çocuk için koyduğumuz amaca ilişkin fırsat bırakma. Eksik bırakma. Ne demek bu? Çocuğun önüne örneğin boyama çalışmasında örneğin kağıdı koy, kalemi verme. Anlatabiliyor muyum? Beslenme anında tabağa koy, çubuk krakeri yanındaki çocuğa koy ama o çocuğa çubuk krakeri koyma. Eksik bırak. Çocuğun alışık olduğu o rutinde bir basamağı eksik bırak. Böylece fırsat yarat. Neye fırsat yarat? Ya buna diyor ki şimdi pek çok arkadaşımız belki yazacak. Hocam bu fırsat öğretimi değil mi? Evet. Doğal öğretimin kendisi aslında fırsat öğretimi. Fırsat öğretimi bir yöntem değil. Fırsat öğretimi bir süreç. Fırsat öğretimi süreci içerisinde kullandığımız yöntemleri barındırıyor. Model olmayı, genişletmeyi, talep etmeyi. Çevresel düzenlemeler bir yöntem değil, bir strateji değil, bir düzenleme. Bu düzenleme bize bu stratejileri veya yöntemleri, teknikleri kullanma fırsatı veriyor arkadaşlar. Şaşırtıcı, beklenmedik durum yaratma. Çocuk bebeği istiyor, bebek yerine ne verebilirsin? Bilerek arabayı ver. Aslında bebeği istiyordu. Bir daha isteyecek. Ama yani böylece ona ilişkin yaşantı yaratma. Şimdi gelelim doğal öğretim stratejisi. Bunların detayları arkadaşlar birazdan göstereceğim web sitesinde, kitapta anlatılıyor, örnekler var ve uygulama videoları var. Oradan izlersiniz. Çünkü süremiz çok az. Doğal öğretim strateji ve teknikleri. Burada bakın aslında dört tane temel başlık var. Model olma. Model olma aslında tipik gelişim sürecinde de çocukların aslında Bandura'nın sosyal öğrenme kuramı ile de açıkladığı çocukların hemen hemen her şeyi model alarak özellikle dil ve iletişim ve sosyal etkileşim bağlamına baktığımız zaman çocuğun çevresindeki sesleri, yetişkinlerin anlamlandırmalarını, adlandırmalarını model alarak önce taklit, daha sonra bağımsız ürettikleri süreçler arkadaşlar. O yüzden henüz söz öncesi dönemde olan yani sözcük çıktısı olmayan çocuklarda ki söz öncesi dönemi atlamış olan çocuklarda da yanıt beklemeden model olma çok önemli arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Evet Ayşenur bak bu kulaklık, beyaz kulaklık kapağını açtım, kapattım. Ne yapıyorum ben? Ayşenur bu ne? Bunun adı ne? Bu ne renk? Ve elindeki ne? Diye bakın sormuyorum. Talep etmiyorum. Veya bir yanıt beklemiyorum. Yani tek yaptığım şey aslında anlık yaşantıyı anlamlandırma. Yani alıcı dili güçlendirme. Yani depolama. Fabrikaya yeterince ürünü depolatmaya çalışma. Fabrikaya alınan ürüne göre fabrikadan çıkan ürünün kalitesi eşdeğer. Sadece nicel açıdan değil. Çocuğunuzla bol bol konuşun. Bakın ben bunları vasfata olarak görüyorum böyle. Bol bol konuşun. Bol bol konuşmak iyi bir şey değil. Çocuğun gelişim düzeyine uygun konuşmak. Dolayısıyla çocuğun gelişimine uygun düzeyde, örneğin söz öncesi dönem, ses döneminde ise köpek yerine hav hav demek, kedi yerine miyav demek daha önemli. Sesleri taklit etmek, doğal seslerini. Çocuğun da onu taklit etmesini sağlamak. Ha bu demek şu demek değil. Her şeye o zaman hav hav mı diyeceğiz hocam sürekli ses. Her şey sese dönmüyor ki. Beyaz beyazın sesi yok ki renkler anlamında. Değil ama burada o zaman bu durumlarda tek sözcük düzeyinde model olma çok önemli.
yapılan şeyleri model o yanıt beklemeden model olma. Bakın, yanıt beklemeden çocuktan bir yanıt beklemiyorsun. Seçenek sunma bir diğeri. Örneğin puzzle örneğini vermiştik. Örneğin arabayı mı traktörü mü istiyorsun? Örneğin uçağı mı gemiyi mi istiyorsun? Seçenek sunmanın çok etkili olduğunu bize araştırmalar gösteriyor. Neden? Çünkü sorunun içinde yanıt var arkadaşlar. Gösterdiğin şeyin ne olduğunu da söylemiş oluyorsun. Seçenek sunma çocuğun liderliğine saygı duyduğun anlamına geliyor. Sen seç diyorsun. Ben senin yerine seçmeyeyim diyorsun. O yüzden baktığımız zaman bunlar çok ama çok kritik. Çocuklar başladı ses ve sözcük üretmeye. Bakın az önce Ayşenur dedi ki aç diyoruz, değil mi? Aç dedikten sonra da çocuklar sürekli hiçbirimiz tek sözcük düzeyinde sohbet etmiyoruz. Karmaşık cümleler kuruyoruz yani öznesi olan, fiili olan, nesnesi olan, bağlacı olan, zarfı olan. Çocuklar da bu karmaşıklığı öğrenmek zorunda. Öğrenirken de bunun bir aşaması var. Bu aşama içerisinde de genişletme yapma, expansion dediğimiz süreç çok önemli. Aç dediği zaman kapağı aç. Bakın bir süre sonra çocuk sizi o iki sözcükte de taklit etmeye başlayacak. Beyaz dedi, evet, beyaz kutu. Mavi kalem. Kalem dedi, mavi kalem. Kalem dedi, kalemi açtın. Yani isim, fiil, sıfat, isim eklemeleriyle genişletme. Tek sözcük, tek sözcüğe bir sözcük ekleyerek iki sözcük. İki sözcük çocuk taklit etmeye başladı, bağımsız üretti. Üç sözcükle ona genişletmeyle model olmak çok önemli. Peki bu bağlamda baktığımız zaman sürekli biz model mi olacağız? Hayır. Çocuğun bağımsız üretebileceğini düşünüyorsak eğer, örneğin çocuk daha önce üretmiş ama tutarsız kullanıyorsa, o zaman da yeri geldiğinde talep edip model olacağız. Yani ne istiyorsun? Ayşenur bak bana mesela. Baktın bir şey istiyorsun. Ben sana ne o istediğini söylemeden, aa kalemi mi istiyorsun demeden, belki de sadece göz kontağı kuruyorum seninle. Göz kontağı kurmam ne demek? Şunu yaptım diyelim bakın. Bu ipucu, yani bu sözel olmayan jest mimikle ipucu, ne istiyorsun diye sorduğum ipucundan daha az yardım demek senin için. Yani senin düzeyine göre ben bu yardımın düzeyini daha da artırabilirim. Gelmedi yanıt, o zaman Ayşenur ne istiyorsun söyle vereyim. İki maksimum üç denemeyle senden talep ediyorum, söylemeni istiyorum. Eğer söylemezsen model olup geçiyorum. Söylersen genişletiyorum. Anlatabildim mi? Genişletiyorum. Sen de genişletirsen tekrar genişletip ilgili durumu veriyorum. Doğru sorular sorma bakın. Özellikle etkinliğe başlarken, etkileşime başlarken işte hadi gel şunu yapalım, neyle oynamak istersin gibi aslında şunu yapalım, şunu mu istersin, şunla mı oynamak istersin gibi doğrudan sorular yerine daha geniş sorular sormak çok önemli. Ne yapmak istersin? Ne yemek istersin? Neyle oynamak istersin? Sen seç, ben sana dahil olayım. Çok soru sormak iyi bir şey değil arkadaşlar. Çok soru sormak ne yapar? Usandırır çocuğu. Eğer yanıtını da bilmiyorsa hele özgüven sorunu yaratır. Sizinle etkileşimden kaçar. Çünkü yanıtını bilmeyen soruları size biri sorarsa siz de rahatsız olursunuz. Bunu tekrar ederse kitap okuyorsunuz. At nerede? Atın saçı nerede? Atın kaç ayağı var? Hadi say bakalım atın ayağını diye bombardıman gibi sorular sorduğun zaman. Halbuki araya serpiştirerek yeri geldiğince çocuk için çalıştığınız kazanım veya çocuktaki öğrenmeyi sınamak için bir soruyu gömmeniz, daha çok betimlemeyle, genişletmeyle, genişletme kullanmanız çok önemli arkadaşlar. İpuçlarının detayına girmeyeceğim çünkü vaktimiz yok açıkçası. Fiziksel ipucu, sözel ve diğer ipuçları. Bunların detayları kitapta var açıkçası. Ve şöyle yapalım. Ben bir şey ekleyebilir miyim hocam? Tabii Böldüm sözü, ya, çok pardon affedersin. Ayşenur, ben böyle hızımı aldım gidiyorum valla, kusura bakma. Estağfurullah hocam. Onu çok güzel bilgiler aktarıyorsunuz. Sadece aklıma gelmişken ben de böyle bir dipnot gibi düşmek istedim aslında. Çok iyi olur, buyurun. Şimdi bazen bizler ebeveyn olarak çocuklarımız belli bir etkinlikle ilgilenip tek başlarına oynarken bundan büyük keyif alıyoruz. Örneğin çocuk oyuncaklarıyla oynuyor odasında.
Ve hiç dikkatini dağıtmadan sessizce onları izleyip takip ediyor oluyoruz. Ama aslında bunlar da hem çocukların meşgul olduğu alanlar çok kıymetli, ancak bir yandan da ilgisini takip edip oynadığı oyuncakla ilgili sizin dediğiniz gibi aslında böyle yanıt beklemeden model olmayı kullanarak işitsel girdi verebileceğimiz çok değerli anlar olduğunu düşünüyorum. Bu anları takip etmek, çocukların kendi ilgileri doğrultusunda bilgiler vermek onlara, soru sormadan, etkileşim bazen belki de beklemeden ya da bir oyuncağının birini ortamdan kaldırıp bizim etkileşime girmelerini isteyerek planlamalar yapmak çok da etkili oluyor. Bunu da böyle bir küçük paylaşmak istedim. Bu Ayşenur çok güzel. Az önce bu webinara bağlanmadan önce tesis yüksek lisans dersinde anlattığım konuydu bu. Adına sosyal oyun diyoruz biz buna. Yani pivotal behaviors dediğimiz çocuklardaki öğrenmeyi öğreten temel davranışlardan biri. Ne demek bu? Diyor ki sosyal oyun, bilişsel öğrenme iki kişilik bir süreçtir diyor. Yani çocuk tek başına oynarken az önce verdiğim sunumun başındaki örnek gibi Ayşenur. Tek başına oynarken keşfeder, nesneleri tanır. Ama o nesneleri tanıması, onların ne olduğunu anlaması, ne olduğunu duyması, yaptığı eylemin örneğin mutfak araç gereçleriyle oynuyorsa çay olduğu, suyun çıkardığı sesi duyması, bardak olduğunu, bunun içmek sesi olduğunu, yani bunların hepsi için bir başka kişi lazım. Değil mi? Yani buna işte sosyal oyun diyoruz. Yani en az iki kişiyle bilişsel öğrenme gerçekleşiyor. Tek başına değil. Dolayısıyla hele hele otizmde bizim amacımız nedir? Çocuk zaten otizm diyor ki çocuğa bakın. Sakın ha annen bile sana seslense, öğretmenin Ayşenur seslense, teyzen Melis seslense, amcan İbrahim seslense. Boş ver ya onu. Senin için bak şu ne kadar güzel bak aç kapa aç kapa aç kapa bak aa ne kadar hoş bak çıkardığı ses de güzel. Bu senin için her şey diyor. Dolayısıyla yani çocuğu tek başına oyuna bırakma özellikle otizm nezdinde ciddi bir risk yani. Ne demek risk? O bilişsel ve sosyal oyun dediğimiz oyunla beraber bilişsel öğrenme için çocuğun vaktinin inanın ciddi anlamda boşa geçmesi anlamına geliyor. Bu şu da demek değil ama. Günün 24 saati çocukla birlikte oynayın. Hiç boş vaktiniz olmasın. Çocuğu hiç boş bırakmayın da demek değil. Biz de insanız. Ama bunun zaman aralığını çok iyi vermek gerekiyor. Ayşenur. Çok güzel bir yere değindin. Teşekkür ederim. Site bu arkadaşlar. naturalisticteaching.com. Doğal öğretim projesi diye de Google'a girdiğiniz zaman çıkıyor. Buradan eğitim portalına tıkladığınız zaman, pardon, iş eğitim portalına girmeden de proje çıktılarını tıkladığınız zaman içinde 5 tane kitap, bu çok rahat erişebiliyorsunuz. Bu kitabı buradan okuyabiliyorsunuz veya indirebiliyorsunuz. Ve video, 28 konu başlığında yüzlerce video. Bu videoların aslında İngilizce, Almanca, Makedonca ve Macarca captioningleri de alt yazıları da var. Ona ihtiyacınız yoktur sanırım. Ama buradan bu videolar da konu başlıklarını anlatıyorum ve örnek uygulama videolarıyla da az önce anlattığım stratejileri, çevresel düzenlemelerin örneklerini görebilirsiniz arkadaşlar. Naturalisticteaching.com veya doğalöğretimprojesi.com eğitim portalına tıkladığınız zaman şuraya yani arkadaşlar şuradaki eğitim portalı denen köşe sağ üst köşeye tıkladığınız zaman hemen bir 10 saniyede kaydoluyorsunuz. Kişisel bilgilerinizi istemiyoruz. Kaydolunca bakın birinci aşama kaydoldunuz. İkinci aşamada bu modüllere ilişkin kitapları okuyup videoları izliyorsunuz. Ön test ve son test 10'ar tane soru var. Bunları yanıtlıyorsunuz. Bunların hepsi yeşile döndüğü an bakın burada birinci modülün birinci kısmı yeşile dönmüş. Yeşile döndüğü anda sistem sizin adınıza otomatikman bir sertifika üretiyor arkadaşlar. Bu tabii İngilizce yazıyor burada. Bu Türkçe oluyor. Tarihiyle beraber sizin adınıza bir sertifika üretiyor. Şimdi hatta siteyi de isterseniz görelim. Var mı vaktimiz Melis Hocam?
Evet hocam, birazcık daha devam edebiliriz siz de uygunsa. Tamam. Şimdi ben paylaşımı durdurdum sanırım. Evet, durdu. Şimdi siteye geçeyim. Evet, bir dakika. Nereden geleceğim siteye? Sanırım şuydu. Evet, şu an Melis Hocam sitede miyiz? Evet hocam. Evet, gördüğünüz gibi sitedeyiz arkadaşlar. Ana sayfa, proje hakkında, proje ekibi. Burada proje ekibi, bakın. Proje ekibi, farklı üniversiteden hocalar, Türkiye'den Ayşegül, Ayşenur. Gördüğünüz gibi. Proje çıktıları bakın. Burada tıkladığınız zaman örneğin kitaplar. Bu kitapları isterseniz bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Bakın. Bunu bilgisayarınıza indirip çıktı alabiliyorsunuz. Burada renkli renkli. İsterseniz kitabı ekrandan okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman ilerleyebiliyorsunuz burada. Bakın her modül gelişim seviyesi, tür ve tanım özellikleri de var. Nitelikli yetişkin davranışları, doğal öğretim strateji teknikleri 5 modülde 5 kitap burada size ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Videolar var bakın. Sertifika almak için portala girin diyor. Burada proje hakkında anlatıyoruz. Doğal öğretim nedir anlatıyorum. Cinsel yetersizlik türü ve özelliklerini farklı hocalar anlatıyor. Örneğin duyarlı olma, yanıtlayıcı olmadan önce konuyu anlatıyoruz. Ondan sonra anlatıyorum. Evet. Nitelikli yetişkin davranışlarının en temel ve birincil özelliği yetişkinin duyarlı olması ve ardından da uygun bir şekilde yanıtlayıcı olması. Çocuğun Bu o anda bunlar konu yaptığı, anlatımları yapmak şeklinde, aynı zamanda da buna ilişkin örnek videolar söz konusu. Tıkladığınız zaman burada bu örnek videoları da görebiliyorsunuz anlatılan konuyla ilgili olarak peki, arkadaşlar. 8 tane dönen şey. Evet. Bakın tüm konu başlıklarını az önce yanıt beklemeden model olmayı, seçenek sunmayı anlattım. Basitçe giriş yaptım daha doğrusu. Burada hem bunların konu başlıklarını dinleyip hem de videolarını izleyip dinleyebilirsiniz. Bunları buradan bağımsız da erişebiliyorsunuz ama hayır ben sertifika da almak istiyorum derseniz de eğitim portalına tıklayıp açıkçası eğitim portalında bir bakalım girecek mi işten başarılı dedi. Evet. Burada bir dakika şuradan deneyeyim. Gültekin arkadaşımız hazırlamıştı. Evet gördüğünüz gibi bakın burada portal burası. Portalda örneğin buradaki ilgili kişi tüm modülleri tamamlamış ve bakalım sistemde sertifikasını gördüğünüz gibi portalda üretmiş durumda. Evet. Dolayısıyla da böyle bir ne diyelim süreç arkadaşlar. Umarım hepinize faydalı olur diye düşünüyorum. Ben sunumu burada bitiriyorum Ayşenur'la beraber. Ayşenur teşekkürler katkın için. Ben çok teşekkür ederim hocam aralarda da söz hakkı verdiğiniz için. Evet. Çok keyifliydi. Bu projede yer almak da gerçekten çok benim için inanılmaz güzel bir deneyim oldu. Aynı zamanda projenin basamaklarından biri yaygınlaştırılmasıydı. İnternet Evet. sitesinin duyurulması ile ilgiliydi. Biz de Tohum Otizm Vakfı olarak İstanbul Şişli ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak İlçedeki özel eğitim öğretmenlerine bir eğitim verdik. Onlara da duyurduk bu portalı ve üye olmalarını istemiştik. Onlardan da çok güzel dönütler aldık hocam. Bu hafta sonrasında ulaşanlar oldu. Onun için çok izleyenlerin, üye olanların çok bilgileneceğini düşündüğümüz bir internet sitesi gerçekten. Evet. İbrahim hocam Teşekkürler. başlayacağım. Çok teşekkür ederiz.
Tekrardan. İsterseniz biraz sorularımız var. Evet, ben de görüyorum şu an soruları. Nasıl yapalım? Siz mi seçersiniz, ben mi yanıtlayayım? Hocam isterseniz siz de seçebilirsiniz ama Tamam, şimdilik de böyle bir baştan okursunuz. başlayayım. Vaktimiz varsa baştan başlayayım. Demiş ki Emily demiş. Hocam kaynaştırma adı artık kapsayıcı diye geçiyor. Aslında integration, mainstreaming ve inclusion adını verdiğimiz bir tarihsel süreç, bir felsefe akımı gibi bu aslında. Kapsayıcı demek aslında artık sadece yetersizliği olan çocuklar değil, gerek dil, gerek kültür, gerek sosyoekonomik düzeyden dezavantajlı her çocuğun aslında daha kapsayıcı ve toplumun daha birlikte gördüğü, daha eşit gördüğü bir süreç demek. Biz tabii kapsayıcılığı da özel gereksinimli çocukların kapsayıcılığı anlamında yorumluyoruz, çalıştığımız alan bağlamında, ama kapsayıcı daha geniş, daha şemsiye bir kavram diye düşünebiliriz Emily. Hocam demiş Elif, hocam bu doğal öğrenme projesinde UDA'nın yöntemlerini nasıl kullanabiliriz? Aslında az önce anlattığımız yöntemler ve süreçler zaten uygulamalı davranış analizi dediğimiz davranışın temel ilkelerine dayalı olarak model olma örneğin baktığın zaman zaten bunlar onların o süreçlerin o ilkelere dayalı yöntem ve teknikler veya stratejiler. Ama buradaki süreçte kullanımı bunun daha doğal bağlamda günlük rutin ve etkinliklerde daha çocuk gelişimi odaklı, daha çocuk merkezli, daha yetişkinin baskın olmadığı, yani diğer bir ayrık denemelerle öğretim örneğin yöntemsel sürecinde cinden dışında burada tamamen çocuğun liderliği aldığı ve onun ilgi ve temelinde UDA yöntemlerinin kullanıldığı bir süreç olarak adlandırabiliriz. Doğal öğretim için bize önerebileceğiniz kaynaklar var mı demiş. İşte zaten sitenin içinde yani bu sunuyu ayrıca Melis Hocam ben gönderdim size paylaşabilirsiniz arkadaşlarla eğer isterseniz. Onun içerisinden de yine kaynaklara ulaşabilirsiniz. Evet. Hocam Problem şöyle bir davranış. güzellik yapabiliriz belki. Normalde paylaşmıyoruz çünkü zaten YouTube'a ve Spotify'a da ekliyoruz. Ama değerlendirme formunu dolduran katılımcı Verenlere bu seferlik hani ben iletirsem PDF'leri gönderebiliriz. Evet. ekleyebilirim. Evet, Teşekkür ederim. problem davranışları nasıl söndürebiliriz? Problem davranışlara ilişkin biliyorsunuz öncül ve sonuçlara dayalı süreçleri oradaki spesifik süreçleri işletirseniz o çok uzun bir hikaye açıkçası. Yani apayrı bir ayrı seminer konusu. Ama burada neyi nasıl söndüreceğinizi, neyin hangi problem davranışı nasıl baş edeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Doğan demiş ki bir sorum daha var. Çocuğa örneğin şöyle aç kavramı öğretiyoruz dediğimizde ekolali yapıp sadece aç yerine şöyle aç diyen çocuklar için nasıl? Burada biraz görmezden gelip aslında orada hemen açı model olup diğer basamağa geçmenizi öneririm açıkçası. Oraya takılmayın diye görmezden gelip hemen süreci o etkinliği devam ettirmeye çalışın. Eylül çok iyi bir açıklamaydı hocam demiş. Evet. Başka teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Mesleki gelişim çok önemli demiş Nur Sinem. Ben teşekkür ederim. Yiğit Can demiş. Uzun zaman sonra sizi yeniden görmek çok iyi. Ağzınıza sağlık demiş. Teşekkür ederim Yiğit Can. Tabii tanıdıklarımız da var buralarda. Doğal pekiştireç sırasında sözel öğü kullanmak efektif midir veya doğru mudur? Evet Merve. Yani şöyle düşün. Arabayı istedi veya işaret etti. Aa, ne güzel arabayı istedin, harikasın, Çako 5'i başına okşamak gibi açıkçası sözler pekiştireçler çok çok daha onu bir daha yapmak isteyecektir çocuk. Açıkçası öyle diyeyim. Linki bir daha gönderebilir misiniz demiş. Hocam sunum için teşekkür ederim. Anonim rolsüz katılımcı. İsme bak. Otizm bir tane çocuklar da anında ekoloji konuşmaya çok sık rastlanıyor. Ailelere neler önerebilirsiniz. Bağlama göre açıkçası ekolaliye çok takılmadan hemen konuyu veya dikkati ilgili o bağlamda değiştirmek önemli. O ekolaliyenin işlevini anlamak önemli bir de. Gerçekten o anda. Çünkü çok farklı işlevde olabiliyor çocuğun yaptığı ekolali. Sertifika var mı katılma dahil demiş. Tamam. Stajyer öğretmenin pekiştiricini aldığında krize girdi ve saldırmaya geçti.
Evet, çok spesifik başka şeyler var. Bu kadar herhalde yeterli olur diye düşünüyorum. Bir de Cemal yazmış. Cemal'i de yanıtlayalım. Sanal Üniversitenin Edirne'den değil mi? Cemal kurucusu diyelim. Hocam doğal öğretimde kalıcılığı sağlamak için teknolojik sistemleri kullanıyoruz. Replikli öğretim, iletişim becerileri çalışırken ne düşünüyorsunuz? Eğer çocuk teknolojiye, replikli öğretime olumlu yanıt veriyorsa bunun ters tarafı yok. Ama önemli olan oradaki repliklerde sadece tek repliğe takılmamak. Yani repliği genişletmek. Yani ben işte ilgili repliği söyledi çocuk ama o replikte veya o nesnede, o görüntüde, o oyuncakta, o resimde konuşmak istiyorsa daha, ilgisi o resimdeyse hemen geçmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Replikte öğretimdeki ilgili süreçler bize ciddi fırsatlar sunabiliyor arkadaşlar. Evet Cemal, seni de yanıtlamış olduk. Bu keyifli sunum için teşekkür ederim demiş. Ben de teşekkür ederim. Yoruldum. Burada bırakalım isterseniz. Çok teşekkürler. Bırakalım mı, değil mi? Bence de böyle yeterli olmuştur diye düşünüyorum. Güzel bir katılım oldu. Tüm paylaşımlarınız için ayrıca teşekkürler. Hani zaten sitenin linkini de Bir paylaştım. ara 1600 kişi mi gördün, 160 kişi mi gördün diyormuş 160'a kadar öyle çıktık. bu. Evet, çok güzel, çok güzel. Biz O zaman geçen de yine bir başka etkinlikte de bu rakamları, yani 160 çok güzel bir rakam. Ne güzel. Yani bir kişi de bile tek bir farkındalık yaratıp bu siteden, bu videolardan tek bir çocuğun hayatına dokunabilirsek bile ne mutlu bize diye düşünüyorum. Mission completed diyorum yani o yüzden. Evet. bir yandan da katılımcılara cevap veriyorum. Sorun Sen yaşayan. beni gönder Melis, sonra yanıt ver onlara sen. Kapanışı geçiyorum o halde hocam. Teşekkürler tekrardan. Bugün gerçekleştirdiğimiz webinarda Profesör Doktor İbrahim Halil Diken ve Ayşenur Kekiç ile erken çocukluk alanında çalışan eğitimciler ve uzmanlar için doğal öğretim süreci konusunu ele aldık. Davetimizi kabul ettikleri için kendilerine tekrardan çok teşekkür ederim. Gelecek Ben webinarımızın duyurularını ve kayıtlarını Tohum Otizm Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Webinarlarımız YouTube ve Spotify kanallarına da ekleniyor. Bu webinarımızı tekrar izlemek, dinlemek veya paylaşmak isterseniz YouTube ve Spotify hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Ayşenur, İyi hasta hasta akşamlar. katıldın. Hasta hasta katıldın. İyi ki varsın Ay, sağ Ayşenur. ol. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. İyi Sağ olun. akşamlar Ayşenur. diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.